Klasik dönem tarihi, kronolojik olarak Perslerin Atina'yı işgali sonrası arkaik dönemin bitişiyle, yani milattan önce 490-480'de başlar. Milattan önce 330'da Büyük İskender'in Anadolu'ya gelişiyle son bulur. Sonrasında da milattan önce 330'da Helenistik dönem başlamaktadır. Dönemin önemli mimari eserlerinden biri olan ve üzerinde çok sayıda heykeltraşlık eseri bulunan Partenon Tapınağı'ndan kısaca bahsedip sonrasında önemli heykeltraşlardan ve eserlerinden söz edeceğiz. Tapınağın adı Athena Parthenon olsa da bünyesinde birçok tanrı ve tanrıçaya ait heykel vardır. Bu tapınağı yaptıran Atinalı yönetici Atina'ya demokrasiyi getiren adam olarak da ifade edilen Perikles'tir. Tapınağın baş heykel heykeltraşı Fidyas'tır. Tapınak, İktinos ve Kallikrates tarafından dor düzeninde inşa edilmiştir. Sütun sayısı 8 çarpı 7 ve ölçüsü 31 çarpı 70'tir. Tapınağın inşaatı M.Ö. 448'de yani erken klasik dönemde başlar. Milattan önce 432'de tamamlanır. Atina kentinin Pers savaşları sonrası zengin ve parlak dönemini temsil eder. Dor düzenli bir tapınaktır. Ancak friz kuşağı olması nedeniyle İyon mimarisi özelliklerini de yansıtmaktadır. İyon etkisi vardır. Sella'nın batı kısmında pertonon denilen bir bölme bulunur. Tapınakta toplam 92 metop vardır. Tapınak heykel ve kabartmaları mermerden yapılmıştır. Frizlerde işlenen konu 4 yılda bir kutlanan Athena bayramlarıdır. Bu bayramlar günümüz olimpiyat oyunlarının temelidir. Oyunlara kıta Yunanistan'ın tamamından yarışmacı gençler katılmaktadır. Atinalı yönetici Perikles'in Kresilas tarafından yapılmış büstünü görmektesiniz. Heykel taşlara ve eserlerine geçmeden önce Arkaik dönem ile Klasik dönem heykellerinin karşılaştırmasını yapalım ve farklarını ortaya koyalım. Arkaik dönem heykellerinde Arkaik bir gülümseme söz konusuyken, Klasik dönem heykellerinde ciddiyet vardır. Duruşlara baktığımızda, arkaik dönemde frontal bir duruş, klasik dönemde ise bir hareket söz konusudur. Arkaik dönem heykellerinin adı yoktur ve sanatçısının kim olduğu da bilinmemektedir. Arkaik heykeller, özellikle kuroslar, birbirine benzer yapılmışken, klasik heykeller birbirinden farklıdır ve ayrı tiplerdedir. Klasik dönem heykelleri, siyasi olayları yansıtmak ve propaganda amacı güdülerek yapılmışken, arkaik heykellerin siyasi olaylarla bir bağlantısı yoktur. Klasik dönem heykelleri belirgin olarak kısa saçlı, arkaik heykeller ise uzun saçlı betimlenmiştir. Klasik dönemde sanatçıların özellikleri belirginleşmiş ve buna bağlı olarak yeni heykeltraşlık ekolleri oluşmuşken, klasik dönem sanatçılarının belirginleşmiş özellikleri yoktur. Arkaik sanatçılar, büyük boyutlu heykeller yapmış, klasik dönem sanatçıları ise daha çok kült heykeller, tanrı, tanrıça, başarılı sporcular ve yöneticiler gibi önemli kişilere ait heykeller yapmışlardır. Arkaik dönemde heykellerin çıplak olduğunu görüyoruz. Klasik dönemde de bazı eserlerde çıplaklık söz konusudur. Ancak kıyafet mutlaka kullanılmıştır. Kıyafetler genellikle destek amaçlı, hem dayanak olarak yapılan sütunların üzerinde aksesuar olarak betimlenmiş hem de dayanağı kapatmak için kullanılmıştır. Klasik dönemde mimarlıkla bağlantılı heykeller geliştirilmiş ve heykeller mimarlık eserleriyle birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Arkaik dönem heykellerinin vücut yapıları Genellikle dik ve ayaklar üzerine ağırlığını verecek şekilde tasarlanmışken, klasik dönemde heykellerin vücut ağırlıkları iki ayağa eşit şekilde dağıtılmak yerine, ağırlık bir bacağa bindirilerek vücudun düz bir hat yerine S şeklinde eğri bir hat çizmesi tasarlanarak heykellere daha gerçekçi bir görünüm kazandırılmıştır. Arkaik heykellerde saça takılmış diadem bantı sıklıkla görürken, klasik dönemde tanrıça heykelleriyle özdeşleşen topuz yapılmış saç şeklini görmekteyiz. eserlerini detaylı olarak inceleyeceğimiz klasik dönem heykeltraşları, Fidyas, Polikletos, Skopas, Miron ve Praxiteles'tir. İlk olarak Fidyas ile başlayalım. Athena Parthenon Tapınağı'nın kült heykeli, Fidyas tarafından yapılmıştır. Fidyas, heykeltraşlık açısından yoğun çalışmış, büyük boyutlu eserler yapan ünlü bir sanatçıdır. Daha önce Olimpia Zeus Tapınağı kült heykelini de yapmıştır. Bu iş için Perikles tarafından görevlendirilmiş olan Fidyas, daha çok tanrı ve tanrıça heykelleri üzerine çalışmıştır. Hageladas ve Hegras sanatkarın hocası olarak bildirilir. Perikles tarafından Parthenon tapınağının yapımı için görevlendirilmiş olan Fidyas hakkındaki bilgileri, antik yazarlardan Plinius'tan öğrenmekteyiz. Plinius, sanatkar için Milattan önce 448'deki 83. Olimpiyadı söyler ki bu tarih, Perikles ve Parthenon'un zamanına uymaktadır. Fidyas'ın sanat özelliği ve stilini bize en iyi şekilde yansıtan eser, Parthenon'un heykeltıraşlık eserleridir. Athena Tapınağı'nın frizlerindeki Athena bayramlarını anlatan heykeller Fidyas ve ekibi tarafından yapılmıştır. Antik yazarlar, Fidyas'ın Akropolis'teki üç Athena heykelinden bahsederler. Bunlar, Athena Lemnia, Athena Promakos ve Athena Parthenos'tur. Antik kaynaklar Olympia Zeus heykeli ve Amazon heykelinin de sanatçıya ait olduğundan bahsetmektedir. Fidyas'ın eserlerinde hep bir ciddi görünüş vardır. Bunlardan başka, aynı kaynakların ışığı altında ve çoğunlukla stil kritiği yoluyla başta Diadumenos olmak üzere Kassel Apollon'u, Anakreon, Athena Medici gibi eserlerde sanatkara verilmek istenir. Stil kritiği, eserin yapıldığı, bölge ve ekol özelliklerini, hangi usta ve atölye tarafından yapıldığını saptamada en verimli ve en geçerli yoldur. Şimdi Fidyas'ın bazı eserlerine detaylı bakalım. İlk olarak Olimpia Zeus Tapınağı kült heykelini kısaca inceleyelim. Eserin orijinali bilinmemekle birlikte, antik kaynaklar ve sikkeler üzerinden varlığı bilinmektedir. Bir tapınım heykelidir. Tapınağın sellasında bulunmaktadır. Antik dünyanın yedi harikasından biridir. Kolosol, yani büyük boyutlu bir eserdir. Heykeli, öğrencileri, Kolotes ve Panaynos ile birlikte yapmıştır. Partenondan önce bu tapınağı yapmıştır. Eseri ne zaman yapmaya başladığı bilinmemekle birlikte, Milattan önce 436 yılına doğru tamamladığı düşünülmektedir. Bilinen görselleri üzerinden heykeli incelediğimizde Zeus bir tahta oturur vaziyette tasvir edilmiş, ayaklarını bir tabure üzerine koymuş, sol elinde asası, sağ elinde nikesi üzerinde aba şeklinde bir kıyafeti vardır. Sakallı ve uzun saçlı gösterilmiştir. Olimpia Zeus tapınağı yapılmadan önce bu heykel yapılmış, daha sonra tapınak yapılmıştır. Büyük bir heykeldir ki ayağa kalksaydı çatıyı delip geçecekti diye söylenir. Altın ve fil dişinden yapılmıştır. Athena Parthenos heykeli, Fidyas'ın ve Atina kentinin parlak dönemini yansıtır. Bir nevi övünme heykelidir. Yaklaşık 15 metre yüksekliğindedir. Tapınağın sellasında bulunmaktadır. Peplos giymiş olarak gösterilen Athena heykeli için, altın ve fil dişi kullanılmış, elleri, kolları, yüzü fil dişinden, giysisi ise altındadır. Son derece ciddi bir görünümdedir. Başındaki miğferde, at protonları ve sifenksler vardır. Kalkanı ile vücudu arasında bir yılan, göğsünde ise üzerinde medusa başı olan Aeis vardır. Ayağında sandaleti ile bir platform üzerinde durur şekildedir. Kolosal yani büyük bir heykeldir. Athena burada genç kızdır. Heykelin önünde bakım amaçlı bir havuz vardır. Sağ bacağı vücut ağırlığını taşımaktadır. Bir elinde mızrağı ile tasvir edilmiştir. Olimpia Zeus kült heykeli ile aynı boydadır. Bir elinde Nike diğer elinde mızrak ve kalkanı vardır sağ elini altında destek niteliğinde sütun bulunmaktadır. Athena Lemnia heykeli, barışçı Athena heykeli olarak bilinir. Böyle denmesinin nedeni, miferinin başında değil de elinde olmasıdır. Bu tasvir onun, savaş alanında olmadığını gösterir. Sağ elinde mızrağını tutmaktadır. Kafasında diademi vardır. Vücut karşıdan, baş profilden gösterilmiştir. Bakışlarını, sol elinde bulunan miferine doğru yönlendirmiştir. Athena'nın savaş alanında olmadığını gösteren nadir eserlerdendir. Athena Promakos heykeli başında miğferi var. Savaşçı olarak gösterilmiştir. Üzerinde peplos vardır. Peplosunun da üzerine himation giymiş, kimatiyonu pelerin gibi üzerine atmış olarak gösterilmiştir. Sağ omuz kısmında Medusa tasviri vardır. Büyük boyutlu heykeldir. Athena kenti için çalıştığından bu gösterimi çok karşımıza çıkar. Elindeki mızrağı fırlatır şekilde gösterilmiştir. Anadomenos heykelinin de Fidias'a ait olduğu düşünülmektedir. Tabii bu bir varsayımdır. Vücudu çıplak ve cepheden betimlenirken başı hafifçe sağa dönük olarak gösterilmiştir. Stil kritiğinden yola çıkılarak Fidias'a ait olabileceği düşünülmüştür. Diademini bağlayan bir sporcunun tasviridir. Heykele baktığımızda arkaik dönemin abartılı şişkin kasları bozulmuş, yüzde ciddi bir ifade görürüz. Sporcunun büyük ihtimalle ünlü, önemli bir figür olduğu, olasılıkla bir yarışmada şampiyon olduğu düşünülür sağ tarafında bir destek kütüğü bulunmaktadır. Amazon heykeli, Fidyas'ın, düzenlenen bir yarışmaya katıldığı eseridir. Amazonlar, heykellerde savaşçı kimlikleriyle ön plana çıkarılır. Bir göğsü her zaman açık olarak, ok ve yağ ile gösterilirler. Elinde bir yağ ile gösterilmektedir. Sağ ayağının yanında kalkanı vardır. Yüzünde ciddi bir duruş ve rahat bir elbise ile gösterilmiştir. Hassel Apollon'u Sol ayağının yanında oklarını koymak için bir sadak bulunmaktadır. Elleri boş görünse de aslında kardeşi Artemis gibi elinde bir ok ve yay tutmaktadır. Çıplak ve ciddi bir yüz ifadesiyle gösterilmiştir. Alt gövde ve üst gövde cepheden, baş ise hafif dönük olarak profilden verilmiştir. Sol yanında sadak ile birlikte bir kütük bulunmaktadır. Saçları Apollona özgü şekilde lüleli olarak betimlenmiştir. Athena Medici heykeli. Başı yoktur. Ancak Aegis denilen önlüğü ve önlük üzerinde bulunan Medusa kafasından Athena olduğunu anlıyoruz. Baş ve kolları eksiktir vücudu cepheden gösterilmiştir, başın durumu hakkında bir fikir yürütemiyoruz. Tiber Apollon'un Restorasyon geçirmiş bir eserdir, ayakları sonradan eklenmiştir, başı dönük profilden, vücut cepheden verilmiştir. Sol bacağının yanında destek amaçlı kütük vardır. Başında diyadem var. Diğer eserler ile benzer özellikleri taşır. Olayın bir mekanda geçtiğini ağaç kütüğünden anlayabiliyoruz. Klasik dönemde doğaya çıkış vurgusunun işlendiği bir eserdir. Anakreon bir şairdir yaşlı ve sakallı olarak tasvir edilmiştir. Antik kaynaklarda Fidias'ın babasının arkadaşı olduğu söylenmektedir. Çıplak, ancak üzerinde aba şeklinde bir yelek benzeri kıyafet vardır. Şair olduğu için elinde lir olduğu düşünülür. Heykelin elleri bilekten kırılmıştır. Şiir okur tarzda gösterilmiş ve kütük eklentisinden anladığımız üzere doğada betimlenmiştir. Fidyası eserleriyle birlikte inceledikten sonra, şimdi de diğer klasik dönem heykeltraşı Polikletitos'a ve eserlerine bakalım. Polikleitos, Argoslu bir heykeltıraştır. Hocasının kim olduğu kesin bilinmemektedir. Faaliyet yılları M.Ö. 460-420 yani 5. yüzyıl ortalarına rastlar. Günümüze gelmiş bir eseri yoktur. Ancak eserlerinin Roma kopyaları vardır. Yeni bir ölçü ve sistem ortaya koyarak, vücut ve uzuvları birbirine olan nispetleriyle ifade etmek istemiştir. Getirdiği bu yeni sistemi Kanon adlı kitabında açıklamıştır. Kanon, zıtlık içindeki uyum, zıtlıklardan oluşan güzellik anlamındadır. Sanatçının eseri olarak, antik kaynakların bildirdiği Doriporos yani mızrak taşıyan atlet ve Diademenos yani diademini bağlayan atlet adlı eserlerin kopyaları elimize geçmiştir. Polikleitos konu olarak daha çok çıplak atlet heykellerini seçmiş başarısını bunlar üzerinde sağlamış ve sanata bu yönde yenilik getirmiştir. Kendi döneminin bir ekolüdür. Kendi dönemini ve kendinden sonraki dönemi etkilemiş bir sanatçıdır. Polikleitos klasiğin zirvesidir eserleri arasında, vücudunda kusursuz bir tasvir olan ve klasik dönemin en klas heykellerinden sayılan, Doriporos, mızrak taşıyan atlet heykelini. Diademini bağlayan sporcu, Diadumenos'u. Yarışmada birinci olan bu nedenle kafasına çelenk koyulan sporcu tasviri olan Vestmakot olanını ve sudaki kendi görüntüsüne hayran olan Narsiz olanını sayabiliriz. Roma İmparatoru Augustus, yönetimdeyken Polikleitos'un eserlerinin kopyalarını yaptırmış hatta kendi heykelini de, onun heykel özelliklerine benzer şekilde yaptırmıştır. Polikleitos'un heykellerinde, zıtlık içinde gelen uyum ve bunun yarattığı mükemmellik vardır. Heykele ait görselde, Augustus'un sağ bacağının yanında, bir Yunus ve üzerinde Eros tasvir edilmiştir. Roma İmparatorunun yanında bir Eros olmasının sebebi, kendisinin soyunun Afrodit'ten geldiğine inanıyor olmasıdır. Bildiğiniz gibi Afrodit'in simgelerinden biri de Yunus'tur. Yani imparator burada kendini tanrılaştırarak propagandasını yapmaktadır. Klasistik bir eserdir. Portresini de aynı şekilde Doriporos heykelinin başı gibi yaptırmıştır. Bu bölümüm kapatmadan önce klasik ve klasistik terimlerinden söz edelim. Klasik terimi ile sanatçı, eser ya da materyalin kendi dönemi içerisindeki pozisyonu, durumu ifade edilirken, klasistik terimi ile eskiye dönüş modası, yani klasik olmayan ancak klasik gibi görünen ya da öyle davranan sanatçı, eser ya da materyal ifade edilmeye çalışılmaktadır. Diğer bir klasik dönem heykeltraşı da Skopas'tır. Skopas klasik dönem heykeltraşlarındandır ve ne yazık ki yaşamına ilişkin yeterli miktarda yazılı kaynak ve güvenilir bilgi yoktur. Doğum yeri Paros'tur. Skopas eserlerinde klasik kuralların dışına çıkar. Eserlerinden olan Moğol-Solom kabartmaları, ışık gölge etkilerinin yanı sıra dinamik yapılmıştır. Menat ve Patos heykellerine, yapılması zor pozlar vererek, dramatik etkiyi elde eder. Eserlerini M.Ö. 350'lerde yapmaya başlamış ve mitolojik konuları işlemiştir. Mitolojik konularda cesareti, heyecanı ve korkuyu gösterir. Tegea Athena Alea Tapınağı'nda ve Halikarnasos Moğoseleu'nun Doğu Firiz'inde çalışmıştır. Bu yapılardaki eserleriyle sanatçının çalışma yılları tespit edilebilmektedir. Bu bilgi bize M.Ö. 4. yüzyıl ortalarını vermektedir. Ölçüye bağlı olmayan eserler yapmıştır. İki önemli eseri vardır bunlar, Menat ve Patos heykelleridir. Patos'un Bülükücüdü'yü Patos, abartılı hareket anlamına gelir. Eserlerinde üzüntüyü, Dansı, heyecanı göstermede hep bir abartı ve şiddetli gösterim içerisinde olmuştur. Duyguları aşırı ve abartılı olarak betimlemiştir. Skopas, milattan önce 4. yüzyılda yaşamıştır. Skopas'ın stil özellikleri; kareye yakın dörtgen yüz, kısa ve dolgun çene, geniş ve dışarı doğru çıkık yanaklar, yüzde korku ve heyecan, patos vardır. Gözler oldukça derinde, basık kafatası, şematik saçlar, kaslar uç taraflarda kalınlaşarak kaş kenarı göz kapağına kadar iner. Patos ifadesi gözlerin şekli ve dudakların hafif bırakılması ile sağlanır. Gözler çukurda, kaş göz mesafesi yakın, gözler yukarı bakar pozisyonda, ağız nefes alır gibi açık, hareketlerde bir heyecan, bir korku, bir abartılı gösterim vardır. Skopas, eserlerinde yapılması zor hareketleri betimlemiştir. Skopas'ın çok bilinen eserlerine bir bakalım. Dans eden menad heykeli. Dires'ten müzesinde korunan bir eserdir. Menadlar Dionysos ile bağlantılı olduğu için, Dionysos eğlencelerinde karşımıza çıkarlar. Heykelde, zorlu bir hareket söz konusudur. Fiyafetleri boyalıdır. İtalya, Floransa Müzesi'nde bulunan Patos heykeli. M.Ö. 350-340'lara yani 4. yüzyıla tarihlenir. Heykeldeki tasvir, sağ ayağını sol ayağının üzerine atmış, zorlu bir hareket yapar şekildedir. Başı yukarı bakar şekilde kalkık, ağız aralıklı, gözler çukurda ve çukurları belirgin, kaşlar gözlerle yakın mesafede, saçlar ise şematizedir. Dayandığı sütunun üzeri bir kumaş ile örtülmüştür, kumaş burada bir dekor veya aksesuar olarak kullanılmaktadır. Sütun, heykelin yıkılmaması için dayanak olarak kullanılmıştır. Dramatik bir duruş söz konusudur. Skopas'ın buluşu olan patos duruşuyla betimlenmiş bir eserdir. Skopas barok stilin hazırlayıcısı olmuştur. Tegea Athena Alea Tapınağı, doğu alınlığında bulunan kolidon domuz avı sahnesi ve aynı tapınağın alınlığından bir baş portresi, domuz avı yapan bir erkeğin tasvir edildiği Melager heykeli, Melager'in mermer büstü, Herakles heykeli ve kitara çalan Apollon heykeli de Skopas tarafından yapılmış heykel traşlık eserleridir. Yine, Poseidon'un oğlu Triton'un heykeli, ölüm tanrısı Thanatos'un kabartma heykeli, Mouzelos Tapınağı'nın frizlerinde bulunan Amazon Grek Savaşı kabartması ve Dionysos'un karısı Ariadne'nin heykeli bilinen heykellerindendir. M.Ö. 350'ye tarihlenen, Efesos Artemis Tapınağı'nın kabartmalı sütunu da Skypos'un bir eseridir. Sütun üzerinde, elinde kerikeyon tutan çıplak Hermes, ortada başı olmayan ancak gövdesinden bir kadın olduğu anlaşılan olasılıkla bir heroin olan Alkestis, diğer tarafta, uzun bir kılıç taşıyan, ölüm tanrısı Thanatos bulunmaktadır eserde mitolojik bir konu anlatılmaktadır. Mitolojik hikayede, kocasının yerine canını vermeye razı olan Alkestis'in, canını almaya gelenleri anlatır. Gelenler bu özverisinden dolayı canını almayacaklardır. Hermes burada psikolomos yani ölü taşıyıcı rolündedir. Özel bir görevi vardır. Eserde Hermes, patotik bir duruşla gösterilmektedir. Baş yapısı, kafanın yukarı doğru kalkık hali, şiddetli abartılı hareketler, gözlerin çukurda olması gibi skopas heykel özelliklerini taşır. Bu sütun kolimonate sütundur. Antik çağ mimarisinde kaideye yakın alt kısmında kabartma figürler bulunan sütunlar kolimonate olarak adlandırılır. Skopas'tan sonra diğer bir klasik dönem heykeltraşı olan Praxiteles'i inceleyelim. Praxiteles, antik Yunan heykeltraşlarından biridir ve klasik dönemde etkili olan bir sanatçıdır. Özellikle Atina'da faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Praxiteles, genellikle tanrı ve tanrıçaların heykelleriyle bilinir. En ünlü eserlerinden biri Antik Yunan tanrıçası Afrodit'in bir temsilini içeren Knidoslu Afrodit heykelidir. Bu eser, Yunan heykel sanatında kadın figürünün çıplak tasvirindeki önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Knidos Afroditi, klasik dönemdeki diğer heykellerden farklı olarak ilk defa bir kadın figürünü çıplak ve daha doğal bir şekilde tasvir eder. Bu, Praxiteles'in sanatındaki yenilikçi yaklaşımı ifade eder. Diğer önemli eserlerinden biri de Eros ve Thanatos'u temsil ettiği düşünülen Aşk ve Ölüm adlı eseridir. Praxiteles'in eserleri, antik Yunan sanatının gelişiminde önemli bir rol oynamış ve Hellenistik döneme geçişte etkili olmuştur. Eserlerinde, yumuşaklık, romantiklik, naiflik, insanlaştırma vardır. Praxiteles'in önemli eserleri, Arles Afroditesi, heykelde Afrodit, bir elinde elma diğer elinde ayna tutar şekilde betimlenmiştir. Başı, elinde tuttuğu aynaya doğru dönüktür ve aynaya bakmaktadır. Üst tarafı çıplak, alt tarafı ise giyinik verilmiştir. Vücut cepheden, baş profilden verilmiştir. Aynaya bakışıyla heykelde, insanileştirme söz konusudur. Akdeniz tipi kadın, ince bel, küçük göğüs, geniş kalça, dolgun bacaklar, se yapan bir vücut, ayak uçlarıyla yere temas eder şekilde gösterilmiştir. Saçları ortadan iki yana ayrılmış ve iki yana doğru taralıdır. Başının arka tarafında, bir ense topuzu, başında ise bir diadem vardır. Praxiteles, kadın erkek hemen hemen tüm eserlerinin başında diadem kullanır. Şarap sunan satır heykelinde baş profilden vücut cepheden verilmiştir. Yüzde romantik bir ifade vardır. Diğer özellikleri aynı olmakla birlikte sade bir duruşu ve tamamen çıplak olması farklılığıdır. Diğer heykeltraşlık eserleri ise yüzünde etos olarak adlandırılan romantik bakış ifadesiyle gösterilmiş, dinlenen satır heykeli, düğmesini ilikleyen Artemis olarak adlandırılan Artemiska bir heykeli, mantineye kaidesi üzerinde betimlenen Apollon, musalar İskitli ve flüt çalan Marsyas kabartmaları ve son olarak da ağaç üzerindeki kertenkele betimlemesiyle ayrışan Apollon Soğuroktonos heykelidir. Son olarak, önemli eserlere sahip heykeltraşlardan biri olan Miron'u inceleyerek klasik dönem heykeltraşlarını sonlandıralım. Miron, Eleutehraide dünyaya gelmiş, asıl faaliyet yeri ise Atina olmuştur. Plinius, sanatkarın hocası olarak Hagalidas'ın adını verir. Faaliyet yılları M.Ö. 440-460 tarihleri arasına rastlar. En önemli eserlerinden ikisi Diskobol ve Athena Marsyas heykelleridir. Sanata hareketi getiren usta olarak kabul edilir. En önemli özelliği olarak anlık hareketleri yakalaması gösterilir. Yeni çalışmalarda görüşmek üzere, kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.